Şimdi Eskihisar köyüne doğru bir yolculuk yapacağız. Elmalı pazarının oradan geçtik. Biraz pazarı görün dedim. Sonuçta içinden geçmedik ama uzağından da olsa bir pazarı görmüş olduk. Eskihisar köyünde antik mezar taşı var bir tane. Kaya mezarı var antik. Ona bakacağım. Bir de cami var. Bu herhalde 1800'lü yıllardan kalma bir cami. Böyle içinde resimler var bayağı bir. O camiyle bir şu mezarları bir inceleyelim bakalım gidip. Eskihisar köyü yakın Elmalı'ya. Şimdi yolumuza çıkalım bakalım. Burada çok konuşulacak gibi değil. Yol dar. Bir de araçlar biraz hızlı gidiyor burada. Bu yol yaklaşık yani 30 yıldır aynı. Hiçbir şey yapılmadı. Ne bir genişletme, ne bir asfalt. Böyle duruyor. Belki bir asfalt çekilmiştir üstüne. Aslında genişletilmesi gereken bir yol. Hatta bu yol Fethiye'ye gidiyor. İki tane tünel projesi var diye biliyorum da yapılmadı. O projeler kaldı. Çanta kucağıma geldi ya. Tam oturmamış. Elmalı'dan çıktık. Burası Kışla Köyü. Elmalı Dağı'nın eteklerinde. Eskiden herhalde askeriye varmış burada. Oradan Kışla diye adı kalmış. Buradan Fethiye yoluna doğru devam ediyoruz. Yuva köyüne girmiyoruz. Aman dikkat edin. Sanki böyle Fethiye yolu biraz daha küçük kalmış. İnsanın yuvaya giresi geliyor. Fethiye yoluna saptık. Şimdi Yalnızdam'a geldik. Ben hep unutuyorum bu köyü ya. Arada Yalnızdam köyü var. Şimdi Yalnızdam'ı geçtikten sonra Eskihisar'dayız. Eskihisar'a geldik. Kınalı türbesi var diyor ya. Şuraya baksak mı bir? Daha önce hiç bakmadım. Araç yokken döneyim şöyle. Eskihisar tabelası şu tabela. Bakın Eskihisar'dan çıkış yazıyor. Şu Kınalı türbesi neymiş? Bir girip bakalım bir. İlk defa giriyorum buraya. Hani daha önceden bakmadım. Umarım yakındır çünkü kilometre falan yazmamışlar.
Ben türbe yakın diye girdim yola ama bakalım şuraya kadar bir tırmanalım ne var. Bak Kınalı Türbesi diye buradan bir yol var. Şöyle bir sapak bak. Şu olmasa ta nerelere gideceğiz. Vallahi ilk defa bakacağım. Hikayesini de bilmiyorum. Aa, buradan çok güzel manzara varmış. İnerken çekeriz şurayı. Oo, bu yol çok berbat. Ya bu Kınalı Türbesi dedi. Elmalı Dağı'nın zirvesindeki türbe mi yoksa? Baya baya tırmanıyoruz. İşte motosikletin avantajı. Dağ taş vur hiçbir şey olmaz. Şimdi mesela ben geri dönmek istesem anında buradan geri dönerim. Arabayla dönemezsin. Burada bir heyelan olmuş. Yolu biraz yeniden yapmışlar. Türbe burada mı acaba? Bakayım. Kınalı Türbesi burasıymış. İnsanlar da var. Bayağı yol gittik. Diğer yerlere zaman kalmayacak yoksa. Şöyle uzaktan bir çekeyim burayı da. Kınalı Türbesi'ne geldik. Şimdi yolumuza devam edelim Eskihisar'a. Neden Kınalı demişler diye sordum. Çok fazla hikayesi bilinmiyormuş. Parmağında kına varmış herhalde. Ondan Kınalı dediğini söylediler de tabi bunlar da buranın yabancısıymış. Orada ibadet edenler, işte ziyaret edenler diyelim. Evet, amacımıza ulaştık, türbeyi gördük. Ben böyle yollara girip bulamadan döndüğüm çok olmuştur. Bu arada güzel bir manzarası da varmış buranın. Vay be. Şu seralara baksanıza ne kadar yer kaplamış. Daha da bunların artıyor sayısı sürekli. Evet, Eskihisar'a geldik. Normalde planımızda yoktu. Bir anda aklıma geldi. Dur bakayım bir. Bak bakayım dedim şu türbeye. Kınalı Türbesi'ne gittik. Yanında çok güzel bir su kaynağı var. Manzarası da çok güzel. Hani değer mi değer? Eskihisar merkeze geldik. Şimdi okulun oradan sağa... Yok yok sağa dönmüyoruz pardon yanlış şey yaptım. Camiye gideceğiz şimdi.
Okulu geçiyoruz. Okulu geçtikten sonra bir cami var. Camiye geçtikten sonra ilk yerden sola gireceğiz. Şimdi çarşıya geldik. Ya ben bu adamı hatırlıyorum. Bu adam yıllardır aynı. Köye gelmiş demek ki. Biz Eskihisar'dayız ama burası aynı zamanda Fethiye yolu. Şimdi cami burası. Camiden sonra hatta bir tabela olan yol. Evet, çıktı. Şimdi camiye geçtikten sonra Yılmazlı tabelasından sola sapacağız. Camiden sonra ilk sol. Yılmazlı tabelasından içeri giriyorum. Hemen caminin şeyi gördüm, minaresini gördüm. İlk aradığımda bulamamıştım. Ta aşağılara Yılmazlı köyüne çıkmışım, oradan geri geldim. Bugün Eskihisar boş çünkü Elmalı'nın pazar günü. Genelde pazarcılar Elmalı'da olur bugün. Biraz boş olur burası. Evet. Koruma altındaki camimize geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Camiye giriş yaptık. Şimdi burası tadilattan geçmiş. Tadilat da devam ediyor hatta. Şöyle bir size gösterelim. Şu caminin minaresi tahtadan. Bahçesi çok güzel de bakımsız. Otlar yolunmamış. Otları yolsalar, ağaçları biraz budasalar çok güzel olacak. Duvarları resim dolu böyle. Caminin. Caminin içi burası. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar duvarlarında resim olan cami ben ilk defa gördüm ama öyle çok da şey resimler değil yani. Çok böyle profesyonel resimler değil. Ama duvarları komple resim dolu. Üst katı var. Burası bayanlar için herhalde. Yani resimleri ilginç. Bu çatı Elmalı'da çok var. Çatı şekli. Şöyle bir yukarı çıkalım. Camiden. Burası da üst katı. Da burayı böyle bırakırlarsa kilitli olması lazım aslında. Şöyle bir kere daha çekelim kameradan bakarak. Birkaç fotoğraf çekeyim buradan. Şimdi caminin şu minaresi çok ilginç. Minareyi şöyle bir çekelim. Tamamen tahtadan yapılmış. Ah, bunun da kapısı açık. Şöyle ben girebilir miyim bakalım. Benim girmem zor. Buraya zayıf biri girmeli. Vallahi sığamadım kapıdan içeri. Ama şöyle baksanız var yani. Neyse, bir iki çekim yapıp gidelim. De burası niye böyle ki? Ziyaret edilir mi? Edilir. Çünkü bayağı resim var caminin içerisinde. O resimleri görmek için gelinebilir. Thank you.
Şimdi camiden çıktık. Şöyle bir de şu açıdan çekelim. Antik cami burası. Hemen yola çok yakın. Şimdi kaya mezarlarının oraya gidelim. Ya ben gözlüğü de kaybettim caminin içinde. Küçük bir çocuk geldi. Çocuk benim gözlüğü buldu ya. Gözlüksüz çıkıyordum camiden az kalsın. Şimdi yeniden okulun oraya gidelim. O kaya mezarlara bakacağız. Yolumuz müsait. Eskihisar'da gitmeye devam ediyoruz. Evet, bakalım. Eğer unutmazsam şu tahıl depoları var köyde. Onları da bir çekeyim şöyle. Şimdi köyün merkezine geldik. Şehit Nuri Çavdar İlk Orta İmam Hatip Ortaokulu'ymuş. Bayağı büyük bir okul. Şöyle çıkalım. Şimdi okulun yan tarafından yukarı yola çıkıyoruz. Evet, çocuklar da top oynuyorlar. Okul burası. Okula çık, hazırlık yapıyorlar. Okulun açılmasına 2 hafta var. Adamlar okulu açmışlar. Hazırlık yapacaklar. Anaokul da varmış. Şimdi okulu geçtik. Okulun oradan sola dönüyorum. Dikkatli çıkalım ha. Sola döndük. Sağ tarafımızda düğün salonu var. Hemen çıkacak birazdan. Pembe renkli bir düğün salonu. Ha, köpeğe bak lan, küçücük. Kedi zannettim. Yolu devam ediyoruz. Bakın şu pembe bina bu herhalde. Bir pembelik gördüm. Türk bayrağı da var yukarıda. Evet evet, burası. Düğün salonuna geliyoruz. Şimdi düğün salonuna geldik. Düğün salonunun otoparkına çıkacağız. Şu yukarıda antik mezarlar. Eyvah, köpek de. Köpek bana sarmaz inşallah. Neyse, pek oralı değil. Evet, antik mezarlar gözüktü. Antik mezar buradan gözüküyor. Şimdi oraya doğru bir çıkalım. Burası düğün salonu. Düğün salonunun oradan çıkıyoruz. Buradan motor çıkarmış da inerken sıkıntılı olur. Antik mezarın olduğu yere geldik. Bir tane burada. Bir tane de şurada var. 2 tane. Burası üzüm bağı olmuş. Şimdi beni buraya gösteren köylüler dedi ki, eskiden buralarda çok şey varmış. Yazılı taşlar. Hepsi kayboldu dedi. Ben belki müze almıştır diye düşündüm ama müze değil dedi. Millet çaldı götürdü diye söyledi. Bakalım. Şu biraz yaklaşalım. 1000 yıllık mezarlar işte. Bu dağda taşları oyarak yapmışlar. Tabi yağmadan kalan bunlar. Şimdi şurada bir drone ile çekim yapalım. İçine girmişler, ateş yakmışlar ya. Simsiyah olmuş. Karagöl tarafı burası. Burası Eskihisar. Bu dağların arkası Fethiye. We'll be right back.
Evet, buradan gideceğiz. Biraz çekim yaptık drone'la. Şöyle kameramızdan bir daha bakalım. Mezar burası. Eski Hisar Köyü. Elmalı şu taraflarda kaldı. Yavaş yavaş gidelim. Çantamızı da alalım. Çekimlerimizi bitirdik. Kınalı Türbesi'ne gittiğimde güzel oldu. Kınalı Türbesi'nin karşısında bir türbe daha varmış. Karşı dağda. Bu iki evliyanın birbirine top attığını söyledi. Top atıyormuş. Öyle bir şey varmış. Hikayesi varmış. Tabii biz sadece duyduğumuzu söylüyoruz. Şu telefon. Evet, kaya mezarlarının oradan ayrılıyoruz. Çok az da olsa buradan mezar gözüküyor. Vallahi arkada güm diye bir ses geldi. Araba herhalde traktöre çarptı. Ha, kaza oldu arkada. Bir bakayım nasıl oldu. Ha, vallahi traktöre çarptılar. Teyze bakıyor hasar ne kadar diye. Neyse, fazla bir şey yok herhalde. Yavaş yavaş ilerleyelim. Şimdi şey de var burada. Mezar tarzı kayalar da var da oraya artık çıkamam. Orayı arayıp bulmam lazım. Eski Hisar'dan Elmalı'ya doğru dönüyoruz artık. Eski Hisar'dan çıkıyoruz. Kışla köyüne geldik. Eskiden Elmalı'da askeri birlik varmış. Hatta Elmalı'nın tarihine baktığınızda Fevzi Çakmak Elmalı ziyareti var. Aslında orada Fevzi Çakmak Elmalı'ya değil de buradaki kışlayı denetlemeye geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Fevzi Çakmak geldiğinde Ömer Paşa Camii'nin minaresi yıkılmış durumda olabilir yıldırım düşmesinden dolayı. Onun tamirini de mi yaptırıyor? Öyle bir hikayesi de olması lazım. Daha sonra buradaki askeri kışlayı kaldırmışlar. Kışla gitmiş ama köyde adı kalmış Kışla Köyü diye. Ve Elmalı'ya geldik. Hayda, kaza olmuş herhalde. Kaza var gibi ya, bakalım, çok çevirmeye benzemiyor. Şurada yavaşlayalım.
Eskihisar köyüne yaptığımız yolculuğu burada bitiriyoruz. Kınalı Türbesi'ne gittik. Kınalı Türbesi'nden sonra eski camiyi, antik camiyi bulduk. Ondan sonra kaya mezarları vardı. Onlarda bir çekim yaptık. Güzel bir gezi oldu. En azından ben de merak ediyordum. Merak ettiğim yerleri görüp fotoğraflama, video çekme fırsatı buldum. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.